Merhaba değerli Post Gazetesi okurları, sosyal medya ağı üzerinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Zürih'teki gururumuz Metifark Klinik'ten beslenme uzmanı Şeyma Nur Çavuşoğlu ile birlikteyiz. Ben vakit kaybetmeden kendisine merhaba demek istiyorum. Şeyma Hanım, merhabalar. Merhaba Ceyda Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyiz, sizler de iyisiniz inşallah. Evet, teşekkürler. İyiyim ben de. Öncelikle Post Gazetesi ekibi adına size teşekkür etmek istiyorum. Bizi kırmadınız, canlı yayınımıza iştirak ettiniz Şeyma Hanım. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Evet, öncelikle sizi kısaca tanımak istiyoruz. Şeyma Nur Çavuşoğlu kimdir? Evet, ben 2012 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Daha sonra 2013 yılında eşimle tanıştım ve Zürih'e taşındım. Tabii ki ilk başta Almanca eğitimi, diplomamın denkliği gibi işlemlerden sonra yaklaşık bir 3-4 yıldır da aktif olarak mesleğimi burada yapıyorum. Ne kadar güzel. Teşekkür ediyoruz. Şeyma Hanım, beslenme uzmanı, diğer isimle diyetisyen, ne iş yapar? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Beslenme uzmanı aslında kişilerin fiziksel özellikleri, sağlık durumu, yaşam şartlarına göre onlara beslenmeleri konusunda tavsiyelerde bulunur. Gerekli durumlarda da diyet listeleri çıkartır. İşte zayıflama diyetleri olabilir bu. Çeşitli hastalıklarda beslenme durumlarına göre buna uygun diyetler olabilir. Yani beslenme tavsiyelerinde bulunur kişilere özel olarak. Çeşitli hastalıklar derken bunlar şeker hastalığı, işte tiroid vesaire, değil mi? Bu hastalıkları içeriyor. Evet, aslında diyetisyen deyince ilk akla gelen zayıflama, obezite oluyor. Aynen. Ama tabii ki daha çok daha kapsamlı bir branş bu. Ama genelde obezite ilk olarak akla geliyor ve genellikle kilo problemi olan hastaların sıklıkla uğradığı bir sağlık alanı. Evet. Konu açılınca söz etmişken, obezite nedir? Genetik bir rahatsızlık mıdır Şeyma Hanım? Obezitenin önüne peki nasıl geçebiliriz? Bu konuyla alakalı bizlere neler söyleyeceksiniz? Şimdi obezite maalesef gitgide daha da artan bir sağlık problemi. Vücut kitle indeksi dediğimiz bir kavram var. Bu kilomuzun, boyumuzun metre cinsinden karesine bölünmesiyle elde ediyoruz bu değeri ve 19 ila 24 arasındaysa bu değer, bunu normal kabul ediyoruz. 24'ün üzerinde 30'a kadar bu bireyler şişman kategorisine giriyor ve 30'un üzerinde olduğu zaman bu değer artık obezite grubuna giriyorlar maalesef. Yani genel olarak vücuttaki yağ ağırlığının çok fazla olması obezite olarak adlandırılıyor. Bunun tabii ki birçok sebebi olabilir. Genetik olabilir, çevresel faktörler olabilir, çeşitli rahatsızlıklar olabilir. Aslında en baştan itibaren baktığımızda anne sütüyle başlıyor. Yani bebek dünyaya geldiğinden itibaren yapılan çalışmalar gösteriyor ki anne sütü alan çocuklarda obezite görülme riski çok daha az. Tabii ki bununla birlikte çocukluk çağındaki beslenmesi kişinin aktiflik durumu ne kadar hani spor yapıyor mu ne kadar aktif olarak geçiriyor hayatını bu da çok etkiliyor. Tabii ki genetik faktörler de etkiliyor. Nasıl önüne geçebiliriz? Şimdi genel olarak baktığımızda vücudumuzun harcadığı belli bir enerji var, belli bir kalori var. Biz bu enerjinin eğer altında alırsak, yiyeceklerden aldığımız enerji altında kalırsa kilo veriyoruz. Aşağı yukarı başa baş gelirse kilomuzu koruyoruz. Fazlasını alırsak yiyeceklerden, vücudun harcadığından fazla enerji alırsak vücudumuza bu sefer kilo alıyoruz. Yani sağlıklı beslenme ile vücudumuzun harcadığı kadar vücuda enerji alırsak, bunun yanında aktif olursak, dengeli beslenirsek, çeşitli her şeyden dengeli bir şekilde alırsak aslında obeziteden de korunmuş oluyoruz. Yani denge söz konusu değil mi? Aldığımız enerjiyle sarf ettiğimiz enerjinin denk olması gerekiyor. Evet, genel olarak o şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki kişinin metabolik bir rahatsızlığının da olmaması gerekiyor. Yani atıyorum tiroid problemi var kişinin ve bunun farkında değil. Kendisi çok dengeli beslendiği halde, az yediği halde kilo artışı olabilir. O yüzden öncelikle doktor mutlaka doktora gitmeleri ve testlerini yaptırmaları gerekiyor.
Peki önüne nasıl geçebiliriz obezitenin size göre? Yani hani başta söylediğim gibi dengeli beslenme ve aktif bir yaşam. Yani aslında bu kısa süreli yaptığımız diyetlerle zayıflamak mümkün oluyor ama bizim istediğimiz kalıcı bir şey ve uzun dönemde kiloyu korumak. Yani obezite olmamak için hayatımıza soktuğumuz şeylerin kısa dönemde olmaması gerekiyor. Yani spor yapıyoruz mesela 1-2 ay çok yoğun bir şekilde ama sonrasında bıraktığımız zaman çok daha fazla kilo alabiliyoruz. O yüzden bizi çok yormayacak şekilde uzun dönemde yapabileceğimiz şeyler, düzenli yürüyüş mesela her zaman yapabileceğimiz bir şey veya çok fazla kendimize yasaklar koymadan genel anlamda beslenmemize dikkat ederek her şeyden belli miktarlarda tüketerek obezitenin önüne geçebiliriz bu şekilde. Gelişme çağındaki çocukların tabii ki beslenmesi de çok önemli değil mi bu bağlamda? Tabii ki, tabii ki. Peki Şeyma Hanım, diyet kişiye özgü müdür size göre? Evet, bu çok önemli bir nokta. Buna değin. Teşekkür ediyorum. Maalesef bizim kültürümüzde bu çok var. Hani ilacımızı paylaştığımız gibi diyetimizi de çok paylaşıyoruz. Bu işte beni zayıflattı, bak sana da iyi gelir. İşte diyetisyen bana şunu yazdı, bununla sen de zayıflayabilirsin gibi. Ama diyet, hani en başta tanımladığım gibi diyetisyen kişiye özgü. Yani kişinin fiziksel özellikleri, sağlık durumu, aktiflik durumu, çalışma şartları, yaşam şartları gibi birçok etkene bağlı. O yüzden en basit örneğiyle bir kişiyi zayıflatan bir diyet listesi başka birisine kilo aldırabilir. O yüzden bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor ve lütfen diyetinizi başkalarıyla paylaşmayın diyoruz bu konuda. Peki, teşekkür ediyoruz. Medipark Kliniği'nde beslenmeyle alakalı hangi hizmetleri veriyorsunuz? İzleyicilerimize biraz bu konuyla alakalı şeyler söyleyebilir misiniz? Evet, şimdi genellikle kilo problemi olan danışanlarımız sıklıkla geliyor. Tabii ki bunun yanında birçok metabolik problemle birlikte geliyorlar. Fazla kiloların getirdiği metabolik problemler. Ama bunun yanında kilo almak için gelenler de çok fazla. Hamilelik döneminde düzenli beslenmek isteyenler veya hamilelik dönemi diyabetiyle mücadele etmek zorunda kalanlar, emziklilik döneminde sağlıklı beslenmek, sütünün azalmaması için nasıl besleneceğini öğrenmek isteyen hastalarımız da tabii ki geliyorlar. Bunun yanında çeşitli alerjiler, intolerans durumu olan, rahatsızlığı olan hastalarımız da geliyorlar. Çocukluk dönemi obezitesi de yine çok fazla maalesef. Bu şekilde. Şimdi ben de bir anne olarak soruyorum size. Emzirme döneminde kilo vermek mümkün mü? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet. Ben de çok yakın bir zamanda bu süreçten çıktığım için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki evet mümkündür. Ama gerçekten dikkatli olmak gerekiyor bu süreçte. Mümkünse bir uzman desteği almak gerekiyor. Çünkü şimdi bizim toplumumuzda maalesef biraz yanlış bilinen şeyler var. Hamile evet. Veya emzikli kadınlara işte yeki sütün olsun, işte tatlılar, şerbetler, çok bol bol karbonhidratlar veriliyor. Aslında bu çok doğru değil maalesef. Bir kere sütümüzü en çok arttıran şey su. En başta su, çok su içmek, düzenli uyku ve stresten uzak kalmak. Bunun yanında tabii ki dengeli beslenmek. Yani emziren kadınlar bir kere çok şanslı şu açıdan. Vücut her gün yaklaşık bir saat boyunca orta derecede egzersiz yapıyormuş gibi fazladan enerji harcıyor. Yaklaşık 300-400 kalori tekabül ediyor bu. O yüzden bir kere 1-0 önde başlıyorsunuz bu sürece. Evet. Siz bunun yanında dengeli beslendiğiniz zaman gereksiz enerji değil de sağlıklı yiyeceklerden aldığınız zaman bu enerjiyi daha normal porsiyonlar tüketiyorsunuz. Yani mesela tatlı yediğiniz zaman, şerbetli şeyler yediğiniz zaman bu sefer daha çok iştahınız açılıyor ve daha çok yemek istiyorsunuz. Ve fazla aslında ihtiyacınızdan çok daha fazla kalori almış oluyorsunuz. Bu emzirme döneminde de kilo almayla dahi sonuçlanabilir. O yüzden sağlıklı yiyeceklerden alırsanız ihtiyacınız olanı zaten kilo kaybıyla sonuçlanıyor. Yani sağlıklı bir şekilde kilo vermiş oluyorsunuz emzirme döneminde de.
emzirdiğimiz takdirde 1-0 öndeyiz. Peki. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Şeyma Hanım, malum koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri daha çok etkiliyor, hepimizin bildiği üzere. Virüsten korunmak için beslenme düzenimiz nasıl olmalı? Evet, maalesef tüm dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım bir an önce artık atlatırız bu dönemi. Yavaş yavaş İnşallah. süreci de başladı. İnşallah. Umarım yok olarak giderek azalıyor. Hı. Şimdi bu süreçte en başta dediğiniz gibi bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız çok önemli. Bunun için de genel sağlıklı beslenme kuralları aslında geçerli. Yani azar azar sık sık beslenmeye, bir kere fazla kilolardan kurtulma yine bağışıklık sistemini desteklemek için bu da çok önemli. Aktif olmak, temiz hava gün içerisinde almak, bol yürüyüşler, stresten uzak durmak yine aynı şekilde. Bunun yanında tabii ki beslenmede özellikle antioksidanlar, bol C vitamini içeren yiyecekler. Şimdi kış ayından çıktık, bol bol portakal suyu, C vitamini tükettik. Şimdi yaz mevsiminin C vitaminlerine baktığımızda işte çilekten, karalahana olabilir, çeşitli sebzelerden, ananastan, bu passion fruit dediğimiz bir meyve var. Onda da çok bol C vitamini var. Bu tarz C vitamini bol yiyecekleri tercih edebiliriz. Yine çinko, selenyum gibi bol mineral, güzel mineraller içeren kuru yemişlerden, kuru meyvelerden destek alabiliriz. Yine her gün içerisinde belli miktarlarda bunlardan tüketebiliriz. Bunun yanında çok bol su içmemiz gerekiyor tabii ki. Sebze meyve ağırlıklı beslenmek, günde 2-3 porsiyon süt yoğurt grubundan tüketmek, yine bağırsaklarımızın sağlığı için probiyotik yiyeceklerden özellikle yoğurt bu konuda çok önemli, tüketmemiz gerekiyor. Haftada 2 gün yine omega 3 desteği balığımızı tüketmek yine çok önemli. Aslında genel sağlıklı beslenme kurallarına uyduğumuz zaman bağışıklık sistemimizi de güçlü tutmuş oluyoruz. Şekilde Teşekkür resmini biliyorum. ediyoruz. Medipark kliniğe gelen hastaların faturalarını sigortaları ödüyor mu? Bunun için kriterler neler? Bu konuyla alakalı neler söyleyeceksiniz mesela? Şimdi eğer kişi gerekli dediğiniz gibi kriterleri sağlıyorsa evet ödüyor. Bunun için ilk önce hastaların ev doktorlarına gitmeleri gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bir form var. Bu formda belli kriterler var. Eğer bunları sağlıyorsa, bunlardan birisini sağlıyorsa kişi, neler bunlar? İlk başta konuştuğumuz vücut kitle indeksi 30'un üzerindeyse, yani kişi obezite ise olabilir. Çeşitli alerji veya intolerans durumu varsa olabilir. Yanlış veya eksik beslenme olabilir. Çok zayıf olabilir kişi. İşte anoreksiya, bulimia dediğimiz yeme bozuklukları olabilir. Çocukluk çağı obezitesi olabilir. Bu kriterler, aklıma gelenler bunlar şu anda. Sahipse eğer kişi bu kriterlerden herhangi birisine ve doktor da bunu onaylıyorsa, o formu doldurarak bana geliyorlar ve sigortaları aynı normal doktor görüşmeleri gibi karşılıyor bütün görüşmelerimizi. Görüşmelerini karşılıyor. Teşekkür ediyoruz. Yaz geldi. Her yerde işte şok diyetler. Ondan sonra işte bayanlar özellikle çok dikkatini çekiyor bu durum maalesef ki. Bu konuyla alakalı neler söyleyeceksiniz? Şok diyetler, şok diyetler. Bu aslında her zaman gündemde olan bir konu. Bana gelen danışanlarımın hikayelerine, öykülerine baktığımda da hep bir şok diyet hikayesi maalesef oluyor. Çünkü uzmana gitmeden önce doğal olarak kendileri bir şeyler yapmak istiyorlar. Önce bir çabalayayım, kendim veremezsem gideyim diyorlar. Bunun için de ilk karşılarına çıkan şok diyetler oluyor. Şimdi kısa zamanda güzel kilo kayıpları olmuyor mu? Oluyor. Ama sonrasında
bana geliyorlar. Neden? Çünkü verdikleri bütün kiloları fazlasıyla maalesef geri alıyorlar. Çünkü bir kere bu hızlı giden kiloları çoğu zaman yağ kaybı olmuyor. Yani vücut kas kaybediyor veya su kaybediyor. Bu bize tartıda kilo kaybı gibi gözüküyor ama aslında bu yanıltıcı bir durum. Ve 2 hafta, 3 hafta yapılıyor bu diyetler. Sonrasında ne oluyor? Zaten uzun soluklu yapılabilecek şeyler değil. Ya çok düşük kalorili ya su diyeti gibi böyle ölüm orucu gibi saçma sapan şeyler oluyor. O yüzden sonrasında devam edemedikleri için eski yaşantılarına geri dönüyorlar ve zaten verilen kiloların geri alınması kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden ilk başta bu açıdan bir kere tavsiye etmiyorum. Onun dışında sık yapıldığı zaman sürekli kişi kilo al kilo ver, kilo al kilo ver. Bu yoyo sendromu dediğimiz bir olay gerçekleşiyor ve bir süre sonra kişi normal sağlıklı yollardan bile kilo vermek istese maalesef işimiz çok zorlaşıyor. Çünkü Bu metabolizma. sendromdan biraz söz edebilir misiniz bize? Yoyo sendromundan. Yoyo sendromu bu kişilerin şok diyetlerle hızlı kilo kaybetmesi ve bunun sonrasında tekrar hızlıca kilo alması ve bunun birkaç kere veya daha fazla olmasıyla metabolizmayı yavaşlatıyor bu durum. Buna biz yoyo sendromu diyoruz. Ve bu durum böyle olduğu zaman en sonunda kişi doğru yolu bulsa bile, sağlıklı şekillerden kilo vermeye çalışsa bile bir ayda vereceği kiloyu normal şartlarda 2 ayda, 3 ayda belki çok daha uzun sürelerde vermek zorunda kalıyor maalesef. Ve bunun yanında tabii ki özellikle bu protein diyetlerinde karbonhidratı tamamen kesmek, ekmeği, karneyi, pilavı hiç tüketmemek gibi, proteine yüklenmek gibi bunları uzun dönemde yaptıkları zaman tabii ki böbreklere çok fazla protein yükü binerek çeşitli sağlık sorunlarına da sebep olabiliyorlar. Şeyma Hanım, özellikle bebeklerde şeker tüketimi, mesela işte bebe bisküvileri, hazır satılan gıdalar, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bebeklerde şeker tüketimi olmalı mı? Nasıl olmalı? Şimdi en başta konuştuğumuz konuya aslında geri dönüyoruz birazcık. Şöyle, obezitenin başlangıcı çocukluk çağından, bebeklik döneminden başlıyor. Yani siz çocuğa şekerli besinleri alıştırarak başlarsanız o zaten ömür boyu o şekilde gidecek. O besinler, yani siz ona neyi öğretirseniz o onu öğrenecek ve o şekilde devam edecek. Şekerli yiyecekler de kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürdüğü için daha çok yememize sebep oluyor aslında. O açıdan obezite riskini ve bununla birlikte gelecek olan diğer metabolik hastalıkların riskini aslında artırmış oluyoruz. O yüzden şekerli yiyecekler yerine karbonhidratı daha iyi kaynaklardan almaya çalışmak gerekiyor. Mesela un yerine ben mesela kara buğday unu veriyorum kendi bebeğime. Mamalarına unu katıyorum mesela. Veya esmer tam tahıllı un kullanıyorum. Hani şimdiden onu alıştırmak aslında çocuklar için çok daha iyi. Hatta evin bütün yani komple düzenini o şekilde ayarlamak. Yiyecekleri genelde tam tahıllı unlarla yapmak, makarnaları tam tahıllı seçmek, pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih etmek gibi böyle esmer ürünlere kaçmak aslında hem kan şekerini daha dengeli gitmesini sağlayacağı için kilo vermenize yardımcı olacak hem de çocuklar için de daha sağlıklı olmuş olacak. Vitamin, mineral açısından da yine aynı şekilde. Teşekkür ediyoruz. Toplumumuzda bir de şöyle bir algı var. Sıvı tüketimi, işte biraz önce koronavirüsten işte korunma olaylarını anlattığınızda suyun tüketiminin çok önemli olduğunu arz etmiştiniz bizlere. Bizim toplumumuzda maalesef şöyle bir algı var. Ben sıvı tüketiyorum ama sıvı tüketirken işte çay tüketiyoruz, kahve tüketiyoruz ama su bir türlü tüketmiyoruz. Bunu bize biraz açabilir misiniz? Yani çayın ve kahvenin aslında suyun yerini tutmadığını, ikisinin hangi zararlara yol açtığını. Evet. Aslında güzel söylediniz. Ben de hani danışanlarıma sorduğumda ne kadar su içiyorsunuz veya sıvı tüketiyorsunuz? Çay kahveyle birlikte 2 litreyi 3 litreyi buluyor gibi cevaplar alabiliyorum. Bu da maalesef yanlış bir inanış. Çay, kahve, siyah çay, yeşil çay ve beyaz çay bunların üçü aynı aileden geliyor ve kahve bunlar diüretiktir. Yani vücuttan ekstra su atılımını sağlıyor. O yüzden 3 bardak çay içiyorsak mesela 3 bardak bunun yanında su içmemiz lazım ki birbirini nötrlesin. Yani bizi artıya değil aslında eksiye düşürüyor. O yüzden bunlar gün içerisinde sınırlandırılmalı. Veyahut da içiliyorsa bunun üzerine dediğim gibi ekstra su içilmesi gerekiyor ki günlük yeteri kadar sıvı ihtiyacımızı karşılayabilelim.
Peki bir kişi ne kadar su içmeli günlük? Genellikle 2-3 litre diye bunu genelliyoruz ama kalkıp da 40 kilo ağırlığındaki bir kişi 3 litre su içmeye çalışırsa bu da tabii ki su zehirlenmesine bile sebep olabilir. O yüzden kilogram başına 30 milim olarak biz aşağı yukarı hesaplıyoruz. 50 kilo bir insan aslında 1,5-2 litre su içtiği zaman da yeterli olabiliyor. Yeterli olabiliyor. Biz aslında doğru yaptığımıza inanıyoruz. Ama diyetisyen gözüyle baktığımızda birçok yanlış yaptığımız ortaya çıkıyor. Bizim doğru bildiğimiz ama size göre yanlışlarımız neler? Şimdi ilk başta kahvaltıyla başlamak istiyorum çünkü bu önem verdiğim bir konu. Çoğu insan aslında kahvaltı yaptırarak kar yaptım gibi düşünüyor. Az kalori aldım, daha az yedim. Okey, daha güzel. Ama ne oluyor kahvaltı atladığımız zaman? 1-0 yenik başlıyoruz güne. Çünkü biz kahvaltı yaptığımız zaman vücudun aslında çalışma butonuna basmış oluyoruz ve metabolizmamızın çalışması için bir dürtü, yani bir çalışma butonuna basmış oluyoruz. Dolayısıyla metabolizma hızını aslında artırmış oluyoruz. Genelde çoğu insan öğlen yemeğiyle başlıyorlar güne ve öğlene kadar sabah bir şey yemedikleri için çok aç bir şekilde giriyorlar öğlen öğününe ve bu da fazla tüketime yol açıyor. O yüzden kahvaltıyı atlamamak, dengeli bir kahvaltı yapmak çok çok önemli. Bunun devamında ara öğünlere ben yine çok önem veriyorum. Çoğumuz günde iki öğün besleniyor. Öğlen yemeği, akşam yemeği. Hani diyorlar ki aslında çok az yiyorum ama kilo veremiyorum. Neden? Şimdi öğlen yemeği, akşam yemeği ama aralarda farkına varmadığımız aslında atıştırmalıklar çok fazla tüketiyoruz. Veyahut da tüketmesek bile bu iki öğüne çok fazla yükleniyoruz ve özellikle akşam yemeğini de geç yapıyorsak eğer bunu sindiremeden yağ olarak depolayıp yatıyoruz. O yüzden ara öğünlere de ben çok değer veriyorum. Ara öğünler yaptığımız zaman özellikle şeker hastaları veya insülin direnci olan hastalar buna çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Ara öğünleri yaptığımız zaman midemizi tam doldurmadan kalkmış oluyoruz sofradan. Yani öğlen yemeğini yiyorsunuz ama midede böyle birazcık boşluk bırakmanız lazım. Çünkü zaten 2-3 saat sonra ara öğün vaktiniz gelecek. Akşama kadar beklemek zorunda değilsiniz. O zaman daha kontrollü yiyoruz ve kan şekerindeki hızlı ani iniş çıkışlar yapmamış oluyoruz. Bir diğer yanlış yaptığımız şey de aslında ekmeği kesmek. Yine çok sık karşılaştığımız bir şey. Diyete girdim, ekmeği kestim. Şimdi buna hiç gerek yok. Boşu boşuna kendinize işkence yapıyorsunuz aslında. Ekmeği kesmek değil, aslında doğru ekmeği tercih etmek çok çok önemli. Yine karbonhidratları genel olarak da aynı şekilde söyleyebiliriz. Doğru karbonhidratları seçmek. Bu çocuk bebek beslenmesinde söylediğim gibi bizim için de aynı şey geçerli. Bir dilim beyaz ekmekle bir dilim esmer ekmek aslında aynı kaloriye sahip ama birisi sizi bir saat tok tutacaksa atıyorum, diğeri sizi 2-3 saat daha tok tutabiliyor. Ve vitamin mineral açısından da daha zengin oluyor tam tahıl unu veya tam tahılla yapılan ekmekler. O yüzden karbonhidrata da vücudumuzun ihtiyacı var. Ekmeği kesmiyoruz ama doğru kaynaklardan tercih etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında gün içerisinde çok aktifim ama kilo veremiyorum. Bu da yine bir diğer maddemiz. Şimdi gün içinde aktif olmak çok güzel tabii ki ama bu demek değil ki spor yapmama gerek yok veya düzenli yürüyüşe gerek yok. Günlük böyle 40 saat, 1 saat boyunca 40 dakika, 1 saat boyunca yaptığımız düzenli egzersizle bir kere yağ yakımı başlamış oluyor. Yani böyle bir terlememiz gerekiyor. Bir nefes nefese biraz kalmamız gerekiyor ki yağ yakımı başlasın. Eğer kilo vermek istiyorsak böyle bir aktivite hayatımıza mutlaka sokmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani bundan da şunu anlıyoruz o zaman Şeyma Hanım. Bizim kilo vermemiz için aç kalmamıza aslında gerek yok. Az yiyip sık yememiz mi gerekiyor? Evet, genel anlamda bu şekilde aslında. Çoğu birey için bu şekilde.
Çoğu zaman ben diyet listelerini yazdığım zaman danışanlarım ben bu kadar yersem kilo alırım. Ben normalde bu kadar yemiyorum, bu kadar ekmek yemiyorum diyorlar mesela. Ama aslında bir besin tüketim günlüğü tuttukları zaman bu çok önemli. Ben çok öneriyorum danışanlarıma da herkesin şöyle bir iki gün yapmasında fayda var. Aslında neler yiyoruz farkında olmadan görmüş oluyoruz. Yani ben bunları yemiyorum diyoruz ama onlardan çok daha fazlasını aslında yiyoruz. Yani daha küçük porsiyonlarda daha belki kalorisi yüksek yiyecekler yediğimiz için genel anlamda daha fazla enerji alıyoruz. Ama doğru besinleri seçtiğimiz zaman hem daha fazla miktarlarda yiyoruz, aç kalmıyoruz ve kilo veriyoruz. Metabolizmamızı da hızlandırdığımız için. Ben yine Medipark Kliniğe dönmek istiyorum. Medipark Kliniğine gelen bir şeker hastası beslenme uzmanına danıştığında beslenme uzmanı ona nasıl yardımcı olabiliyor? Şimdi ilk başta zaten doktor muayenesi mutlaka olması gerekiyor bana gelmeden önce. Bana geldiği zaman en başta kişinin hikayesini, öyküsünü alıyoruz. Nasıl besleniyor, nasıl bir yaşantısı var, çalışma saatleri neler? Çünkü klasik bir liste verirsem eğer kişi atıyorum 6'da işbaşı yapıyorsa ben ona 8'de 8'de kahvaltı yap veya 9'da 10'da kahvaltı yap dersem olmaz. Uyandığı saatten bir saat sonra en geç kahvaltı yapmalarını öneriyorum. Genel olarak da şeker hastaları için de bu geçerli. Bunun dışında kahvaltı ile güne başlıyoruz ve sonrasında maksimum 4 saat koyuyoruz biz aç kalma süresi. 4 saatten daha uzun süre aç kalmayacak şekilde günü planlıyoruz. Ara öğünlerde özellikle altını çizdiğim meyveleri tek başına tüketmemelerini istiyorum. Çünkü meyvelerin içerisindeki şeker kana hızlı karışıyor ve tekrardan kan şekerinin hızlı düşmesine sebep olabiliyor. O yüzden yanında mutlaka protein kaynağı bir yiyecekle yani yoğurt olabilir bu, bir tane haşlanmış yumurta olabilir, süt olabilir. Bununla birlikte tüketmelerini öneriyorum. Bu basit karbonhidrat içeren her şey için aslında geçerli. Yani tatlı bir şey yiyorsanız yanında veya hemen sonrasında mutlaka proteinli bir şey yediğiniz zaman bu sizi ani kan şekeri dalgalanmalarından koruyacaktır. Buna göre örnek bir beslenme planı çıkartıyoruz kişiyle birlikte. Örnek tabağı anlatıyorum tabii ki. Tabağınız nasıl olmalı veya dışarıda bir şeyler yiyecekseniz hangi besinleri neyin yanında tercih etmeniz gerekiyor onu anlatıyoruz. Hangi sebzeler daha çok tercih etmeniz gerekiyor? İçinde şeker bulunduran sebzeler var. Çünkü patates, havuç gibi bunlar piştiği zaman aynı beyaz ekmek gibi oluyorlar. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor yine aynı şekilde. Tabii ki aktivite ekleyebilirsek süper. Onu da mutlaka tavsiye olarak tavsiyelerde bulunuyorum. Yapabilen hastalarım için. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Şeyma Hanım, şimdi herkes diyetisyene gitmekten bir şekilde çekiniyor. Çünkü kurallar ve işte katı yaptırımlar var gibisinden böyle bir çekince maalesef ki vatandaşlarımızda var. Siz diyetisyen olarak onları şımartacak böyle mesela haftada bir gün işte hamburger ya da işte haftada bir gün lahmacun onlara izin veriyor musunuz? Şimdi aslında bizde yasaklar yok. Yani Hı. bir kere yasaklar her zaman daha cazip gelir. O yüzden yasak koymuyoruz. Sadece kontrollü gitmek var. Yani pizza da yenilebilir, lahmacun da, baklava da her şeyi yiyebiliriz. Ama önemli olan neyi neyle dengelediğimiz. Yani bir gün boyunca işte kahvaltıda tatlı yedim. Ondan sonra öğlen lahmacun yedim. Akşamda McDonald's'ta menü yedim. Mesela bu şekilde bir günü geçiriyorsak bu tabii ki olmaz. Ama aralarda bu tarz şeyler olabilir. Benim özellikle tabağı oluştururken tavsiyelerde bulunuyorum şu şekilde. Tabağınızın yarısını sebzeyle doldurun. Yani çiğ ya da pişmiş sebze olabilir bu. Tabağı dörde böldüğümüzde yarısını sebzeyle dolduruyoruz. Dörtte birini protein kaynağı bir yiyecekle, dörtte birini de
karbonhidrat, iyi karbonhidratlardan dediğimiz bu bir yiyecekleri dolduruyoruz. Bunu mesela pizzayla nasıl yapabiliriz? Bir dilim pizza yiyorsak şöyle orta boy, en az onun hacmini kaplayacak kadar yanında sebze tüketirsek eğer, yanına da protein kaynağı olarak mesela ayran eklersek aslında bu örnek tabağa yakın bir menü oluyor ve kaçamağımızı bu şekilde yapabiliyoruz. Yine lahmacunda veya Adana'da aynı şey geçerli. Yanına yeteri kadar sebzemizi ekliyorsak bu şekilde dengeleyebiliriz. Tatlı yediğimiz zaman normalde iki porsiyon, iki tane baklava yiyorsak bunu bire düşürmek veya yarıya düşürmek, ne kadar yiyorsak artık, ve yanında bir çeşit hemen peşinde. Mesela Türk kültürümüzde de vardır baklavayı ayranla aslında sunan bölgeler var. Bence bu çok çok doğru. Yanında mutlaka protein kaynağı olduğu zaman hem daha az porsiyonda tüketmiş oluyorsunuz, hem de kan şekerini hızlı yükseltmiyor. Bunun gibi kaçamaklar olabilir. Dediğim gibi yasaklar koymayalım ki, çok katı yasaklar, kalıcı uzun dönemde yapabilelim. Bu sistemi hayatımıza geçirebilelim. Çünkü bu bizim için artık olmazsa olmaz, yani hayatımıza entegre etmemiz gereken bir sistem. Hızlı kilo alıp vermemek için, kilomuzu koruyabilmek için çok katı yasaklar zaten koymuyoruz diyebiliriz. Kilolarından şikayetçi olan vatandaşlarımız Medipark'ın yolunu tutuyorlar. Ondan sonra Şeyma Nur Çavuşoğlu'nu buluyorlar. Evet. Sakin sakin, kısıtlanmadan sağlıklı beslenip kilocuklarını veriyorlar diyoruz o zaman, değil mi? Evet. Ben bir de şu konuya değinmek istiyorum. Kola. Kola tüketimi. Ben yaklaşık 6 yıldan beri kola tüketmiyorum. Kola olayını kaldırdım. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kola tüketimi. Şimdi genel olarak şekerli içecekler olarak da söyleyebiliriz aslında. Şimdi kola, Fanta, bunlar aslında aynı sigara gibi bağımlılık yapan şeyler. Yani çok yakınlarımdan ben kola bağımlısı olan insanlar biliyorum. Aynı sigarayı bırakır gibi bıraktıklarında da sonra aramıyorlar artık. Yani Red Bull'da da aynı şey geçerli, işte dediğim gibi diğer asitli içeceklerde de. Şimdi aslında meyve sularında da aynı şey geçerli. Çoğumuz mesela meyve suyu sağlıklı diye yemeklerin yanında meyve suyu tercih ediyoruz. Ama bir su bardağı meyve suyu içtiğimizde, atıyorum portakal suyu, aslında 4 tane 5 tane portakal yemiş gibi oluyoruz. Yani onun kalorisini, enerjisini vücuda almış oluyoruz. Üstelik posasını da almadığımız için bu çok hızlı bir şekilde yine kana karışıyor. Bizi çabuk acıktırıyor. Çabuk doyuyor gibi oluyoruz aslında, ama sonrasında çok çabuk acıktırıyor. Ve vücuda fazla enerji almış oluyoruz bu şekilde. Halbuki bunun yerine meyvenin kendisini tercih etsek veya illa yemeklerin yanında bir şey içmek istiyorsak ayran olabilir, veya bunu kademeli olarak azaltmak istiyorsak şekerli içecekleri biraz sulandırarak yavaş yavaş azaltabiliriz. Ama boş enerji kaynağı aslında vücudumuza almamıza hiç gerek yok. Yani hiçbir faydası olmadığı gibi bizi zarara sokuyor her açıdan. Çok teşekkür ediyoruz. Şeyma Hanım, yavaş yavaş biz programımızı toparlıyoruz ama daha öncesinde sağlıklı beslenmemiz için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ondan sonra ailemize, sevdiklerimize ne şekilde yiyecekler yapmalıyız? Yağ tüketimimiz nasıl olmalı? Kısaca bir toparlayabilir miyiz konuyu? Evet, ben size olmazsa olmazlarımdan bahsedeyim. Hastalarımla ilk görüşmemde aslında özellikle altını çizdiğim noktalar bunlar. Kahvaltıyı zaten defalarca söyledim, ona tekrardan değinmiyorum. Ara öğünler yine başta dedim, ona da çok kıymetli, çok değer veriyorum. Çünkü bizi fazla yemekten koruyor. Yani midemizi balon gibi düşünebiliriz aslında. Biz ne kadar yüklersek, ne kadar fazla yersek mide o kadar büyüyor, genişliyor ve bir sonraki sefer tekrar onu doldurmak için yediğimiz porsiyonun belki daha üzerinde yemek durumunda kalıyoruz. Bunun tam tersi de mümkün. Yani mideyi yavaş yavaş küçültmek hedefimiz. Özellikle hani kilo problemi olan hastalar için, danışanlar için söylüyorum. Midenin bir kısmını boş bırakacak şekilde her zaman sofradan kalkıyoruz ki 3 saat sonraki, en geç 4 saat sonraki öğüne yerimiz olsun diye. O yüzden ara öğünler çok kıymetli. Öğünleri oluştururken de farklı besin gruplarını bir arada kullanmaları gerekiyor. Yani mesela tek başına, yani çok acıktığımız zaman özellikle aç karnı markete gitmeyelim diyoruz ya, neden? Evet.
Çünkü kendimizi direkt ya makarna rayonunda ya çikolata şeker rayonunda buluruz. Aynı şey öğüne girerken de geçerli. Çok acıktığımız zaman ilk elimize attığımız şey makarna, pilav. Hem çabuk pişen hem canımız onu çekiyor. Çünkü kan şekerimiz düşük. Veya yemeği hazırlarken hemen tatlı bir şeyler ağzımıza atarız. Çünkü kan şekerimiz düşük ve vücut biliyor ki kan şekerini ilk yükseltecek olan şeyler şekerli yiyecekler, basit karbonhidratlı yiyecekler. O yüzden mesela makarna yediğimiz zaman yanında mutlaka en az makarnanın porsiyonu kadar sebze olması gerekiyor. Ve mutlaka bir protein kaynağıyla kombine etmeleri gerekiyor. Yani hiçbir şey yoksa dolabınızda mutlaka yumurta, peynir vardır. Onlardan destek alabilirsiniz. Yine tabağın dörtte birini protein, dörtte birini karbonhidrat, yarısını da sebze oluşturacak şekilde öğlen ve akşam yemeklerini planlamanız gerekiyor. Ara öğünlerde de yine protein, karbonhidrat kombinasyonu yapmak gerekiyor. Mesela çoğu kişi şöyle söyler: elma yiyorum ama beni daha çok acıktırıyor. Doğru, daha çok acıktırır çünkü tek başına karbonhidrat almış oluyorsunuz. Yanında bir bardak ayran, 2-3 kaşık yoğurt. Bu şekilde dengelenebilir. Düzenli egzersiz. Şimdi çoğumuz maalesef çalışma şartlarından dolayı veya her zaman bir bahanemiz vardır aslında buna. Spor yapamıyoruz. Ama bunu şu şekilde belki dengeleyebiliriz: anı değerlendirmek. Yani arabayla gidiyorsak bir yerlere biraz uzağa park etmek. İşte otobüsle, trenle gidiyorsak bir durak önceden inip biraz yürümek. Yani gün içerisinde en azından belli bir adım hedef koyup kendimize o adımı tamamlamaya çalışabiliriz. 10 bin adım, 15 bin adım olabilir bu. O yüzden aktif olmak çok önemli. Bunun yanında düzenli bir saat boyunca aralıksız yaptığınız tabii ki yürüyüşün veya egzersizin yeri de bambaşka. Onu da yapabiliyorsak ne ala. Bunun dışında başka ne var hatırlayabildiğim kadarıyla? Azar azar sık sık beslenmek, Stres. sıvı tüketimi. Evet, sıvı tüketimi dedik yine, çay kahveyi saymadan çok bol su tüketmek çok önemli. Aklıma gelenler bu kadar. Uyku düzeni, stres, Evet, bunlar da tabii evet, ki. evet. Stressiz yaşam zaten. Stres bile başlı başına aslında vücudu bloke edebiliyor. O yüzden stressiz bir yaşam mümkün olduğu sürece tabii ki her zaman önerimiz. Uyku düzeni yine çok önemli. Teşekkürler hatırlattığın için. Vücudun salgıladığı belli bir hormon var geceleri ve bu hormonun en iyi salgılandığı aralık gece 11 ila 2-3 arası. Böyle pik yapıyor bu hormonun salgılanma durumu. O yüzden çok geç, böyle 2'de 3'lerde uyumak, bazen çalışma şartlarından dolayı mecbur oluyor insanlar ama uzun dönemde bu hormonun yetersiz olması ve çeşitli sağlık problemleri, bunun yanında metabolizmanın yavaşlaması, yani kiloyu da dolaylı olarak etkiliyor, stresi de dolaylı olarak tetikliyor. O yüzden düzenli uyku da çok önemli. Uyku saati, yatağa gittiğiniz saat aslında çok çok önemli ve kiloyu da doğrudan etkiliyor. Şeyma Hanım, çok güzel bilgiler verdiniz. Gerçekten çok faydalı bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Post Gazetesi ekibi adına ben teşekkürlerimi size sunmak istiyorum. Çalışmalarınızda size başarılar diliyorum, Çok teşekkürler. Sağ olun Ceyda. muvaffakiyet diliyorum. Bir başka söyleşimizde inşallah buluşmak dileğiyle diliyorum. Çok teşekkürler. İnşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.